Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere en son yazdığımız, daha doğrusu bir makale vardı. Hemen şuradan da açalım. Bu makalede C# kaynak kodları gizlenmesiyle alakalı belli başlı maddeler vardı. Öneriler vardı. Bu önerilerinin bir tanesinde ilgili Excel'in bütünlüğü ile alakalıydı. Bunu nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Excel'in hash değerini www.bastama.com.tr'in girip ebs-ch256-exe-hash hesaplayıcı.html tıkladığınızda direktman buradan ulaşabilirsiniz. Peki ne yapacağız? Programımız, ilk başta programdan bahsedelim arkadaşlar. Programımız sabit bir mesaj box, Excel bütünlüğü kontrol sistemi diye bir mesaj box veriyor bize arkadaşlar. Burada bunun bir derleyelim bir daha. Hash değerini bir alalım. Şimdi masa üstüne gidelim. Masa üstü değil tabii ki de, programın çalıştığı yere gideceğiz. Onun için ise şuradan copy full page diyelim. Programın çalıştığı yeri bin divanın içerisine gittik. Hash değerimiz bu arkadaşlar. Bunu örnek olması için bir web sayfası da yapabilirsiniz ve hatta GitHub sayfalarınıza da yapabilirsiniz. Bir tane bir kitap sayfası oluşturup yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi tıklıyoruz. Sonra ise arkadaşlar buradaki değerimize bakıyoruz. Aynı mı? Aynı. Buraya yapıştırıyoruz hali hazırda. Sonra ise kodumuza geliyoruz. Peki biz burada ne yaptık? Hemen ondan bahsedelim. Şu kodu kapatalım. Bunlarla işimiz yok. Bizim asıl işimiz burada program CS dosyasında ve hash control CS dosyasında arkadaşlar. Şimdi program CS dosyasında bilindiği üzere ilgili programı çalıştırırken ki kodlarımız var. Burada ne yaptık? Hash control.calculate file hash demişiz. Metodun ismini yazmışız arkadaşlar. Bu metodu ise programın tam yolunu, ilgili hash değeri sabit olacak hash değeri vermişiz. Ve diğer tarafta ise bir tane random bir değer vermişiz. Şu iki değer çöp bir değer arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şimdi ise hash control klasımıza gittik. Burada bir web client oluşturduk çünkü ilgili GitHub sayfasından veriyi, hash değerimizi indireceğimiz için. Burada ise programın hash değerini hesaplıyoruz arkadaşlar. Onu ise hesapladıktan sonra hash 1 atıyoruz. Burada web client'in change politikasını uçuruyoruz. Change level vesaire vesaire. Burada ise ilgili hash değerini indiriyoruz. İndirirken to upper olarak büyük harf yapıyoruz ve temizliyoruz sağına sola bir şey olmasın diye. Kontrol ediyoruz. Şimdi eğer diyoruz hash değeri eşleşmiyorsa çıkış yap. Eşleşiyor ise programa giriş yap. Deneyelim. Gördüğümüz gibi eşleşme olduğundan dolayı programa giriş yaptı. Şimdi eşleşmeyi olmaması için şu string'i kaldıralım arkadaşlar ve F5 diyelim. Derleme yapsın. Şu an gördüğünüz gibi attı. Neden? Bir string dahil değişse arkadaşlar hash değerleri değişmektedir. Fakat
Ctrl Z ile ben aynı şekilde boşluk dahil olmak üzere verdiğimde, geri verdiğimde arkadaşlar şu an göreceksiniz açıldı. Bu şekil yöntemlerle ilgili egzenizin genel bütünlüğünü kontrol edebilirsiniz. Bu source kodu ilgili kitapta paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen videonun altında da linke ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.